Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan ve yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Albayrak, Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki termik santral açılışının ardından helikopterle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa edildiği bölgeye geçti. Projenin tüm aşamalarıyla ilgili önce hakim bir tepede bilgi alan Albayrak, ardından limanın yapıldığı alan ve reaktörün inşa edileceği sahayı gezdi. Çalışmaların geldiği son nokta ve projenin işleyişiyle ilgili yetkililerden çeşitli sorulara cevap aldı. İnceleme esnasında Bakan Albayrak, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Akundov, NGS İnşaat Direktörü Dimitri Tveritinov tarafından sunum yapıldı. Bakan Albayrak, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Müsteşar Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç, Dış İlişkiler Genel Müdürü Alparslan Bayraktar eşlik etti. Sahadaki incelemelerin ardından şantiye binasına geçen Bakan Albayrak, burada yetkililerden briefing aldı. Türkiye, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin ilk aşamayı 2010 yılında Rusya ile imzaladı. Toplam 4800 megawatt kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin en geç 2023 yılında devreye girmesi bekleniyor. Mersin'de Akuademi Dalış Kulübü dalgıçları 23 Nisan etkinlikleri kapsamında su altı temizliği yaptı. Yenişehir ilçesinde bulunan marinada gerçekleştirilen deniz temizliği dalışı yapan 10 dalgıç 2 saat su altında kaldı. 10 metre derinliğe kadar dalarak çıkardıkları atıkları tekneye alan dalgıçlar titizlikle çalışmalarını yürüttü. Deniz dibini temizlemek için çalışan dalgıçlar otomobil lastikleri, plastik ve cam şişeler gibi atıkları çıkardı. Çalışma sonucu çıkarılan materyaller limanda sergilenirken deniz dibindeki kirlilikte gözler önüne serildi. Deniz altında bambaşka bir dünyanın olduğunu belirten dalgıçlar sergilenen atıkları örnek göstererek çevredekileri çevre temizliği açısından bilgilendirdi. Bugün 23 Nisan tarihinde özellikle Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biraz daha çocuklarımızı da bilinçlendirmek, denizin bizim için önemini ve temiz tutulması gerektiğini farkındalığına vardırmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Şöyle söyleyeyim, biz bu etkinliği daha önce de yaptık. Dördüncü kez gerçekleştiriyoruz. Burada Dal Kılıç İnşaat'ın, Akademi'nin etkinliğinde biz bu sefer toplam 10 kişilik bir ekiple görmüş olduğunuz karşı kıyının özellikle oradaki daha önceki dalışlarımızı orayı temizlememiştik. 10 metre derinliğe kadar bütün görmüş olduğunuz karşı alanın temizliğini gerçekleştirdik. Hocam peki dalış sonucunda neler çıktı? Dalış sonucunda şöyle ki çok daha büyük parçalar vardı fakat onları kaldırma konusunda sıkıntı çektiğimiz için onları alamadık. Alabildiğimiz parçaları burada görüyorsunuz. Bir sürü cam kırıkları. Bununla beraber araba lastikleri, atılmış ağlar ve halatlar çok yoğun bir miktarda vardı. Bunları alabildiklerimizi çıkarttık. Burada gelmiş olanlar bu kadar değil. Daha orada araçlarını da aldıkları var. Hani yaklaşık bir 300-400 kilo civarında bir atık olacağını düşünüyoruz. Mersin'in Anamur ilçesi devlet hastanesinde sahte rapor operasyonu yapıldı. Olayda ilk etapta 4 kişi yakalandı. Mersin'de çeşitli hastanelere başvurarak sahte kurul raporu almaya çalışan ve isimleri emniyetçe gizli tutulan 4 kişi Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorları kandıramadı. Alınan bilgilere göre geçtiğimiz hafta Anamur Devlet Hastanesi'ne gelerek kendilerini yüksek şeker ve tansiyon hastası göstererek kurul raporu almaya çalışan 4 kişi doktorların dikkati sayesinde yakalandı. İddiaya göre hastalar kurulun toplandığı gün eczanelerden glikoz alarak şekerlerini yükseltiyorlar. Daha sonra da hastanede kan değerlerini ölçtürerek şahıslar kurula girerek rapor almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde kolesterol değerlerini de yükselten şahısların bu planı doktorların dikkatinden kaçmadı. Hastane başhekimliğinin ihbarı üzerine harekete geçen polisler yapmış oldukları kısa takibin ardından şahısları yakalayarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılırken tahkikat sürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkiinde çiftçilere ait depolardan yatak limon çalındı.
Tömük Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Teyakkuzda olan emniyet güçleri limon yüklü iki kamyonu takibe aldı. Kamyonlardan biri Mersin Karaman yolu üzerinde, diğeri de çevre yoluna yakın bir noktada üzerindeki limon boşaltılırken suçüstü yakalandı. Yaklaşık 35 bin lira değerindeki limon hırsızlığıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Belirlenen depolarda yapılan aramalarda çiftçilere ait içi boşaltılmış markalı kasalar bulundu. Tömük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 6 kişi hırsızlık amacıyla çete kurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kamyonun altına girdi ve kazada iki kişi yaralandı. Kaza Mut Karaman Karayolu üzerinde Ortaköy mahallesinde meydana geldi. Şevket Çiçek yönetimindeki otomobil Karaman istikametine seyir halindeyken kavşaktan dönmek isteyen Halil Pınar yönetimindeki kamyonun altına girdi. Yolda yaklaşık 20 metre fren izi bırakan otomobil çarpmanın etkisiyle büyük bir hasar aldı. Kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobil sürücüsü Şevket Çiçek ve otomobilde yolcu olan Ramazan Sak olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Mersin'de yaşayan 77 yaşındaki ressam Rafet Van'ın Balık Şahmeran Resimleri projesiyle Türk ve dünya kültürüne sağladığı katkıdan dolayı kendisine ödül verilecek. Uzun yıllar yapmış olduğu resimlerde balık şahmeran motifini işleyen ressam Van'ın çalışmaları konusunda Mersin Üniversitesi bir dizi etkinlik yapacak. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Dünya Kültürleri Topluluğu sanatçı için 4 Mayıs tarihinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi'nde panel düzenleyecek. Panelde sanatçıya Türk ve dünya kültürüne katkı ödülü verilecek. Etkinliğe Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahattin Kabahasanoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Profesör Nur Seren Tor, öğretim üyesi Doçent Doktor Orçun Çadırcı konuşmacı olarak katılacak. Panelin ardından Rafet Van'ın Balık Şahmeran isimli resim sergisi açılacak. Mersin İdman Yurdu Eskişehir Spor karşılaşmasında 2-1'lik skorla gülen taraf Eskişehir Spor oldu. Ligde son 2 sırada yer alan takımların Mersin Stadyumundaki mücadelesinin ilk yarısında iki tarafta gol pozisyonuna girmekte oldukça zorlandı. 37. dakikada ev sahibi takım Gökçek Vederson'un kullandığı kornerde ceza sahasında Mehmet Taş'ın yapmış olduğu kafa vuruşuyla aradığı golü buldu ve Mersin İdman Yurdu Eskişehir Spor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda atılan tek golle Mersin İdman Yurdu ilk yarıyı üstün bitirdi. İkinci yarının 55. dakikasında oyuna Aksel Meyen'in yerine dahil olan Mehmet Murat Uçar topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi ve Mersin İdman Yurdu 1, Eskişehir Spor 1 oldu. Maçın son bölümünde ataklarını sıkılaştıran konuk ekip Eskişehir Spor, 90. dakikada sonradan oyuna dahil olan bir başka oyuncu Okriashvili'nin atmış olduğu golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Eskişehir Spor kritik maçtan 3 puanla evine döndü. Bu sonuçla Eskişehir Spor puanını 26'ya yükselterek ligde kalma umutlarını son 4 haftaya taşırken Mersin İdman Yurdu 21 puanda kalarak kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonunda Mersin Stadyumu basın odasında şunları söyledi. Ya tabii maçtan önce size teşekkür edeyim. Çünkü devamlı idmanı takip eden grup burada. İftira atanlar, yalan haber yapanlar burada yok. Çünkü gelecek yüzleri yok. Onun için size bir kere daha teşekkür ediyorum. Hemen hemen gelmeye, her idmana gelmeye çalışıyorsunuz. Bu da bizim için önemli. Maçtan önce Mersinli bir abi dedi ki, Adana Sel'den, Tarsus Yılan'dan, Mersin'de Yalan'dan gidecek dedi. Yani ben anlamadım. Buraya geldim, buradaki kadar yalan haberi hiçbir yere görmedim ben. Allah büyük. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Vallahi çok söyleyecek bir şey yok. Her hafta gelip buraya anlatacak bir şeyimiz de yok. Kalmadı. Tek anlatacağımız şey, kalan 4 maçta bu
oynatabileceğimiz kadar genç oyuncular oynatıp hiç skora aldanmaksızın, bakmaksızın seneye bu takımın kadrosunda bu ekonomi sıkıntıda yer alabilecek, bu kulübe hizmet edebilecek oyuncuları çıkarabilmek. İşte Gökhan'ıydı, Ahmet'iydi, Berkan'ıydı, Hakan'ıydı. Bunları oynatmak. Çünkü neticede diğerleriyle de oynadığınız zaman kaybettiniz. Bu yaşananlarla da bunlardan oynadığınız zaman kaybedebiliyorsunuz. En azından onları yetiştirip onları maç tecrübesine kavuşturmak en önemli şey olsa gerek. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadelenin dolayı kutluyorum. Evet, iki tane bireysel hata. İlk gol Sadıkun'un hiç lüzumsuz yeri. Ben anlamıyorum arkadaş. Defans oyuncusuna diyorum ki Baresi'nin futbol hayatı boyunca bir golü var. Dünyanın en iyi defans oyuncusuydu. Savunma oyuncusunun asli görevi ne? Defans yapmak. Biz savunmadan topla çıkmaya bayılıyoruz. Ya at topu taça, ayıp mı yani bunu? Beckenbauer topu taça atıyor. Baresi topu taça atıyor, bizim arkadaş atmıyor. Ben anlamadım bunu yani. Ya bunun dersi de yok. Yemiş olduğumuz son gol, yine kalecinin elinin altından kaçırmış olduğu bir gol. Orada da şunu ifade edeyim. Muammer klasını ispat etmiş bir kaleci. A milli takıma kadar yükselmiş bir kaleci. Dolayısıyla Muammer'in seneye burada kalmayacağını düşündüğümüz için, çünkü mutlaka talipleri olacaktır. En azından Nihat'ı bu kalan 5 maçta seneye eğer burada devam ederse, ki etme ihtimali var, mukavelesi var diye biliyorum, hazır hale getirmek için oynatıyoruz. Yoksa bazen de kulübün de ortak menfaatleri doğrultusunda beraber hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle ilk yarı çok iyi mücadele oldu. Aslında 60'a kadar özellikle ikinci yarının 15 dakikası çocuklar çok iyi oynadı. Yapacak bir şey yok. Cuma günü maç var en yakın zamanda. Kazası belasız 4-5 oyuncu daha inşallah yetiştirip maç tecrübesine kavuşturup ama 3 dakika ama 30 dakika onları Türk futboluna kazandırırsak ne mutlu bize, fazla söyleyecek bir şey yok. Hocam Çezgin Pancar Anadolu Ajansı, gelecek seneye doğru çok fazla plan yapıyorsunuz ve bunu ifade ediyorsunuz. Bir kesinlik var mı? Ben plan yapmıyorum. Ben gelecek sene burada hangi şartlar olursa olsun çok net söylemeyeyim, olmayacağımı bundan önce de ifade ettim. Çünkü hakikaten şehirdeki yalanlardan çok bıktım. Ya bu kadar yalanla dolu, iftirayla dolu, özellikle herkesin hataları vardır ama siz meslektaşlarınızı bu konularda, çünkü gazeteci olmak demek dokunulmaz demek değildir. Basın özgürlüğü demek iftira atmak, yalan haber yapmak değildir. Yani iş öyle boyuta vardı ki bu insanlar o kadar terbiyesizleşiyor ki ya yaşamış olduğunuz bir hastalığı bile geçmiş çalıştığım yerde fotomontaj yaparak tam sütun haber yapabilecek kadar ahlak dışı davranıyorlar. Dolayısıyla ya o insanın gazetecisi, öğretmeni, mühendisi müteahhit olmaz. İnsanın iyisi vardır, kötüsü vardır. Basın özgürlüğü demek insanlara iftira atmak, yalan haber yapmak demek değildir ki. Onun için onları Allah'a havale ediyorum. Ben bunlara çok alışık olduğum için çok da umursamıyorum ama en azından içinizdeki, biz nasıl içimizdeki iyileri, kötüleri ayırmaya çalışıyorsak siz de onları en azından ayırın. Bunu söylerken ki niyetim şu, 4 maç kaldı. Ben her çalıştığım kulüpte kulüp planlamasına göre hareket etmek zorundayım. Yoksa da en azından ben o planlamayı sunarım. Uygularlar, uygulamazlar, o kendi bilecekleri iş. Şimdi bugün Eskişehir takımında Kaan Kanak'tan tutun, İshak'tan tutun. İşte yine bir o zaman Ankara Gücü'nde Kaan Söylemezgiller. Şimdi FC Ville gitti. Bunun gibi çok oyuncuyu ben çıkarttım, ben oynattım. Nitekim Hakan Olkan olsun, Berkan olsun, Gökhan olsun, Ahmet olsun. Bunları da çıkarıp oynatmak bizim görevimiz ki. Yani birimiz maç kaybetme pahasına da olsa bu radikal kararları almak zorundayız. Çünkü onların yerine oynayanla da kaybediyorsun. Ne fark ediyor ki? Onun için o yapılanmayı yapması lazım. İlla Mersin İtmarlı düştüğü zaman da hemen çıkacak diye bir şey yok. Mersin İtmarlı önce borçlarından arınsın. 75-80 milyon borcum var. 5 senede borcun erisin. Ama 5 sene sonra çıktığı zaman bu şehir tarihine, köküne, geçmişine yakışır bir şekilde çıksın ve o şekilde bu ligde mücadele etsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa 91 yıllık bir kulübün Mersin vardı kalıcı, bizler gideceğiz. Ama düştüğü zaman da illa hemen çıkacak diye bir kaydı yok. Önce bu kadar borç yapanlardan bence bir şekilde hesap sorulmalı. Kim yapmışsa beni ilgilendirmez. Ama ben sadece bu kulübün menfaatleri için, bu şehrin menfaatleri için söylüyorum. Bundan sonra gelecek kim olursa olsun, başkanıydı, yani hocadan, oyuncudan mali anlamda mutlaka bir şey soramazlar. Çünkü ama
gelen başkan en azından döneminde harcadığının gelen bütçesinin fazlasını harcamaması için en azından kendisine yazılmalı o borcun. Çünkü kimse kendi şirketini bu kadar borcu harca sokmaz. Hani bir laf vardı, tatlı tatlı yemenin bilmem neyi olur diye. Geçmişte bu kadar rahat edilmiş, şimdi bunun acısı çekiliyor. Acısını kim çekiyor? Biz çekiyoruz. İşte o çekiyor, bu çekiyor. Taraftar çekiyor, az da olsa gelen taraftar çekiyor. Herkes bu kulüp için bir şey yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bizler bugün varız, yarın yokuz. Benim bir tane amacım var. Oynatmaya çalıştığım oyunla, çıkarttığım gençlerle ve vermiş olduğum mücadeleyle insanların gözünde hoş bir seda bırakabilmek. Yoksa kimse bana Ümit bu takımı düşürdü diyemez. Takım 5. hocası. Ben hala söylüyorum, belki çok erken gelseydik, şartlar da biraz daha düzgün olsaydı çok daha iyi yerde de olabilirdik. Ama dediğim gibi o mücadeleyi vermek, oraya gelmek, bu takım devrası düşmüştü herkesin gözünde. Düştü denilen takım ligde kalma yarışına ortak oldu. Onun için başarı, başarısızlık hepsi bir bütündür. Önce kulüplerin kurumsal yapıya kavuşması lazım. Ya çok konuşacak şey var aslında. Yani ben olsam bugün bütün Türk kulüplerini Avrupa'dan 5 yıl men ederim. Tartışmasız. Ederim abi, niye? Her yıl gidiyorsun da Nisan'ı Mayıs'ı mı görüyorsun? Göremiyorsun ki. Nisan'ı Mayıs'ı göreceğim diye milleti kandırıyorsun, milyon eurolarda para harcıyorsun. Bari 5 yıl borcunu bitir ki alttan oyuncular çıksın, milli takıma oyuncu yetişsin. 5 yıl sonra da ister 30 yabancı olsun, ister 50 yabancı olsun. Yani futbolunun zamanında Heysel faciasında Margaret Thatcher İngiltere'yi 5 yıl Avrupa kupalarından yanılmıyorsam kendisi men ettirdi. Birinin böyle bir radikal karar alması lazım. Yoksa kendi içimizde döner dururuz. Bir şey başaramayız. Teşekkür ederim. Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ettikleri maç sonrasında Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maçı şu şekilde yorumladı. Merhaba arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. İlk yarı çok kötü bir oyun. Hep yana hep geriye. Anlamsız, ne olduğunu anlayamadığımız, bizim bile anlayamadığımız bir oyun tarzı. Biraz daha öne, biraz daha çabuk oynamayı planlamıştık oyunun başında. Olmadı. İkinci yarı oyuncularla bunun neden olduğunu biraz konuştuk. Müdahaleler yaptık oyuna ikinci yarı. Biz hep maçlara mağlup başlıyoruz zaten içeride. Oyun istediğimiz şekle döndü. Son dakika galibiyeti de bizi tekrar lige tutunmamızı sağladı. Oyun kalitesi yükselsin, hep oyun iyi olsun, futbol güzelleşsin diye hep bunları konuşuruz. Böyle çok güzel tesisler yaptık arkadaşlar, statlar yaptık. Harika ışıklandırmaları var. 1:30'da Mersin'de maç oynuyoruz. Bu nasıl bir şeydir? Tam Türk usulü bu futbol programı. Planlamayı nasıl yapıyorlarsa, bundan önceki iki hafta 1:00'de oynadık. Bugün 1:30'da oynadık. Arkadaşlar bu işleri biraz daha ciddiye alsınlar. Güzel futbol adına. Kimseye avantaj sağlasın diye değil benim. Futbol adına bütün bu söylediklerim. Oyuncularım ikinci yarıda çok şey yaptılar. Şans da bizim yanımıza geldi. Son dakikada golü bulduk. Biz hiç bırakmadık. Taraftarımız da hiç bırakmadı. Onlarla cumartesi Eskişehir Stadı'nda buluşacağız. Trabzon maçını onların desteğiyle kazanmayı düşünüyoruz. Artık lige iyice tutunduk. Bu bizim oyuncuları da teşvik edecektir. Şehrimizi de teşvik edecektir. Herkesi kutluyorum. Emeği olan herkese de teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Akdeniz Belediyespor'un U15 futbol takımı Konya'da oynanan finaller sonucunda rakibi Samsun Kadıköy'ü penaltılar sonrasında mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Alt kategorilerde aldıkları başarılarla adından söz ettiren Akdeniz Belediyespor futbol takımı büyük bir başarıya imza attı. Akdeniz Belediyespor U15 takımı Konya'da oynanan finaller sonucunda Türkiye şampiyonu olarak Mersin'i gururlandırdı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Akdeniz Belediyespor penaltılarla rakibi Samsun'u 4-1 yenerek Mersin'e şampiyonluk kupasını getirdi. 2015-2016 Mersin Süper Amatör Küme Şampiyonu olan ve Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Medcem Silifke Belediyespor Şampiyonluk Kupası'nı Silifke Şehir Stadyumu'nda taraftarlarının huzurunda aldı. Stadyumda program öncesinde Medcem Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Özer, teknik heyet ve futbolcular kulüp eski başkanı rahmetli Ünal Ünüvar'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.
Silifke Şehir Stadyumu'nda Silifke Belediyesi Folklor Ekibi yöresel folklor oyunları gösterisi yaparken Medcem Silifke Belediye Spor Kulüp Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular kupa töreni için sahaya davet edilirken taraftarlara tanıtıldı. Daha sonra takım kaptanı Tufan Esin şampiyonluk kupasını kaldırırken futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek şampiyonluğun ve kupanın sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Maç bitiminde takım otobüsle taraftarların katılımıyla konvoy eşliğinde Silifke şehir merkezinden şampiyonluk turu atarak Silifkelilerle buluştu. Medcem Silifke Belediye Spor, Akdeniz Belediye Spor'la oynamış olduğu karşılaşmayı da 5-3 kazandı.